Bursa'da görmeniz gereken yerler listesine devam ediyoruz arkadaşlar. Sırada tabii ki cumalı kızık var. Bakın bazıları cumalı kazık derler, ona dikkat edin. Gerçi Bursalılar son zamanda buranın pahalılığından dolayı cumalı kazık demeye başlamış ama orijinal adı cumalı kızık. Bu ismin nereden geldiğini, buranın şu andaki UNESCO'daki önemini, bu evlerin, burada yaşayan insanların kim olduklarını, zamanında bu isimleri alan insanların kim olduklarını hepsini sokakları gezdikçe anlatacağım. Şu anda köyün meydanından giriş yapacağız. Yaklaşık bir 15-20 dakikada Bursa merkezden buraya dolmuşlarla ya da araçlarınıza rahat rahat gelebiliyorsunuz. Ulaşımı çok rahat. Girişte de kocaman bir park yeri var. Arabayı zaten buralara giremiyor burada yaşayanlar dışında. Şu anda bayramın ilk günü olduğu için biraz eğlenceli ve kalabalık. Bütün işte işletmeler burada yerlerini almışlar. Ondan sonra artık bu sokaklara doğru, 150 yıllık konakların olduğu sokaklara doğru gelebiliyorsunuz. Şimdi hazırsanız bu muhteşem köyümüzü bir tanıyalım. Şimdi biraz isminin nereden geldiğini anlatayım arkadaşlar. Kızık, Konar Göçer, Oğuz Türklerine verilen isimmiş arkadaşlar. Zamanında buraya birçok Oğuz boyu, işte kızıklar buraya gelmişler, yerleşmişler. Hatta bu boylar Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine tanıklık eden, o dönemde bir şekilde varlığını sürdüren, hatta bu kuruluşa yardımcı olan boylardan bir tanesi. O yüzden tarihimizde önemli boylardandır. Zamanında aslında 15'e yakın köy var böyle kızıkların kurdu ama sonrasında Kurtuluş Savaşı, seller, canlılar, işte saldırılar falan derken bu köylerin çoğu varlığını yitirmiş. Şu anda bu gördüğünüz evlerin çoğu 150 yıllık. Aslında çoğu hani aslına uygun olan evler artık kalmadılar. Yani ilk zamandan tabii ki evler bu zamana kadar gelmemiş. Çünkü göçebe dediğimiz gibi bu topluluk. Ama sonraki dönemlerde işte bu gördüğü 150 yıllık evler UNESCO'ya 2000 yılında geçici listeye alınıyor. Tabii 80'lerde Anıtlar Genel Müdürlüğü tarafından burası bir koruma altına alınıyor. Sonrasında UNESCO geçici listesine dahil ediliyor. 2014 yılında da UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giriyor. Şu an ülkemizin 18'den fazlaydı sanırım. 18'e de 19 olması lazım. UNESCO mirasından bir tanesi de cumalı kızık. Devam edelim arkadaşlar bu güzel köyümüzü anlatmaya. Şimdi cumalı kızık dedik değil mi? Bunun işte bir de halk arasında bir anlamı var tabii ki. Burası bir vadide yer aldığı için insanlar hani kısık demişler burada yaşayanlara. Hani kimisi mesela dere geçiş için dereli kısık olmuş, kimisi başka bir şey olmuş. Cuma günleri de insanlar buraya geldikleri için hep cumalı kısık olmuş buranın ismi. Yani Oğuz Türklerinden gelen aslında tarihi bir isim var ama bir daha böyle yöre halkı tarafından neden cumalı kısık olduğuna dair de böyle bir söylenti var. Ya da böyle bir inanış var. Kızıkken kısık, kısıkken kızık olmuş. Onun dışında da şöyle söyleyeyim. Bir de Oğuz Türklerinin bu boyu neden buralara gelmiş? Biliyorsunuz ki biz Orta Asya'dan geçen bir atalarımız Orta Asya'dan göç etmişler ve Moğolların istilası işte Anadolu'ya birçok Türk boyu gelmiş. Sonraki dönemlerde zaten bir de iskan politikaları, nüfus politikaları başka ama asıl buraya işte bu Oğuz Türklerinin gelme sebebi buymuş. Ve o zamanlar dediğim gibi yaklaşık 15 köylük varken şu anda günümüzde sadece bir tane kalmış. Asıl en büyük bu kaybı da Kurtuluş Savaşı dönemlerindeki işte Yunanlıların, şunların bunların saldırı zamanındaki birçok köyün yıkılmasıyla, yok olmasıyla olmuş. Yani hani başta böyle acaba bir kazıkların üzerine oturulmuş evler gibi bir mimari olarak da düşünebilirsiniz ama onunla bir alakası yok. Tamamen bu bölgeye gelen halkla alakalı bir olay. Cumalı kızığa geldiğiniz zaman ne yapacaksınız? Onu da söyleyeyim. Hani burada sadece işte birçok ev gerçekten çok güzel bir şekilde aslında uygun olarak tekrardan restore edilmiş ve betonarme görmeniz çok az. Tamamen taş konakların üzerine cumbalı evler. Yukarı kısımlarda işte cumbaları zaten görüyorsunuz sokaklara girdikçe. Gözlemeciler, yemek yerleri, işte dükkanlar, küçük küçük kafeler, bazı birkaç tane butik otel var. Onun dışında çok bir şey yok. Yaklaşık 2 saatte burayı çok güzel gezebiliyorsunuz. Yani anlatacaklarım bu kadar burasıyla ilgili. Yine farklı bir şeyler görürsem koyacağım ama buranın olayı tamamen böyle zorlu taşlı yolları. Çok renkli, rengarenk evleri ve yine dediğim gibi güzel bir sizi geçmişe götüren ambiyansı. Bursa gerçekten çok güzel bir şehir. Her ilçesinde, her köyünde ayrı bir güzellik var. Ve burasının da merkeze bu kadar yakın olması oldukça popüler bir yer haline gelmesini sağlamış. Şimdi biraz da dünyanın en dar sokağını bulmaya çalışacağım. En dar orası değil. Guinness'e girenini ben daha önce Almanya'da anlatmıştım ama burada da çok dar bir sokak varmış. Orayı gördükten sonra devam edeceğim anlatmaya. Şimdi arkamda gördüğünüz sokak Cin Aralığı Sokağı. Hani buna bazı insanlar dünyadaki en dar sokak diyorlar ama değil. Çünkü Röntgen, Almanya'daki Röntgen şehrindeki sokak
çok daha dar. O hatta Giresun Rekorlar kitabına da girmiş ama şu an Türkiye'de kabul edilen en dar sokak burası. Görüntülerde gördünüz, yaklaşık 3 karışlık bir mesafeden geçiyorsunuz. Klostrofobis olanlar dikkat etsin. Ama çok eğlenceli, sağlı sollu bekliyor insanlar ama buranın ismi nereden geliyor? Cin aralığı dediklerini söyleyeceğim. Savaş zamanında işte düşman işgalinden kaçan askerler bir yandan ortadan kaybolunca bu askerler cin mi, nasıl ortadan kayboldu diye merak etmişler. Sonra işte bu sokağa da cin aralığı sokağı demişler. İşte ortadan kaybolan askerler yüzünden. Cumalı Kızık'taki en popüler bölgelerden çünkü herkes gelip şöyle bir sokaktan giriyor çıkıyor. Biraz sıra beklemek sıkıntılı çünkü iki taraftan da insanlar gelince sürekli videoları baştan çekmek zorunda kalıyorsunuz. Ona göre dikkat edin. Şimdi sokaklardaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Cumalı Kızık'ta başka neler yapılır? Arkadaşlar burada gezilecek birkaç yer var. Yani evlerin dışında zaten sokakları bir, evleri, cumbalı evleri iki. Kınalı Kar dizisiyle meşhur olduğu için o dönemde dizinin çekildiği konaklar üç. Cumalı Kızık cami ve hamamı dört. Bir de yine Cumalı Kızık'ın tarihini anlatan bir etnografya müzesi gibi de bir Cumalı Kızık müzesi var. Onun dışında zaten dediğim gibi işte böyle çok güzel taş sokaklar, evler, ambiyansa geliyorsunuz buraya biraz da. Yani yaklaşık 2 saatte bitiyor ki bitti bizim de 1,5 saat falan oldu buradayız. Ha oturup kahvaltınızı yapabilirsiniz ama kahvaltıyı tavsiye etmiyorum. Giden arkadaşlarım da aynı şeyi söylediler. Hani Bursa'da daha güzel kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltıdan sonra buraya gelebilirsiniz ama burada gözleme yiyebilirsiniz. Koza şerbetleri falan var. Bazı güzel şerbetleri var. Satılıyor da zaten. Envai çeşit hediyelik eşyası var. Onları da alabilirsiniz. Bu kadar. İşte Cumalı Kızık geziminin sonuna geldim. Şimdi Longoz'da ilk yapmanız gereken faaliyetlerden bir tanesi de arkadaşlar burada çok güzel motorsuz kayıklar var. Böyle size evet, Venedik havası veren gondollar var, gondol gibi. Muhammed Hocam merhaba. Merhabalar. Bize biraz burayı anlatır mısınız kısaca? Kısaca şöyle söyleyeyim size. Biraz daha sesimizi yükseltelim çünkü ses uzaktasınız. En güzel zamanı Nisan ve Mayıs. Nisan ve Mayıs en Nisan'da, güzel zaman. Susungulleri, çiriş otları. Aha. Suyun üzerinde su papatyaları açıyor. Çok yoğun bir şekilde ufak minik beyaz çiçekler. Saat olarak bu saatler mi? Yoksa daha mı erken? Papatyalar sürekli açık ama sadece akşam üzeri kapatıyorlar. Yani 5-6 gibi. Onun dışında sürekli gün boyu açık kalabiliyorlar. Mayıs'ta da nilüferler çok yoğun olarak açıyorlar. Evet, bir de bu onlar zamana kadar. Sabah saat ya da güneş doğumuyla beraber açıyorlar. Öğleden sonra 1-2 gibi artık bitki yavaş yavaş uykun odana giriyor. Onun dışında su mercimekleri var. Bunların bir de kırmızı olanları var. Evet. Onu merak ettiğim olarak. Şimdi bu bölüm yeşil. O bahsettiğim bölüm de kırmızı. Kırmızı yani var her yani. Renk bir arada. Oo süpermiş. Peki şu an şu gördüğümüz mesela üsttekiler yoncaya benzeyen şeyler ne? Bunlar su mercimeği. Su mercimeği dediğimiz bunlar oluyor. Ha, evet evet mercimeğe benziyorlar. Kurbağalar da sürekli böyle kafalarını çıkarıp. Kurbağa açısından da çok zengin bir yer. Bu arada çok güzel bir renk seçmişsiniz. Görselde çok güzel olacak burası. Yeşilliğin içerisinde gerçekten kendimi belirleyebilirim. Peki sizin gibi kaç tane var böyle kayık? 3 kayığımız var. 3 kayınız var. Biz de şu an tatilde geldik ama şansımıza biraz erken haber verdiğimiz için güzel bir şansımız oldu böyle çıkmak için. Haberli olursa biz de kendimizi ona göre ayarlayabiliriz çünkü çok yoğun oluyor. Turlarımızı da ona göre. Anladım. 4 kişi binebiliyorsunuz rahatlıkla. Bir sıkıntı yok. Zaten böyle çok sessiz, dengeli bir şekilde gidiyoruz. Herhangi boğulma riski yok. Düşseniz bile 30-40 cm. Derinlikte gezdiriyoruz. Yani çok derin yerlere, batak alanlara kesinlikle giriş yasak. Yani girmiyoruz. Aha. Rotamız belli. Yani gönül en güvenli alanında gezmemiz var. Anladım. O zaman biz şimdi diğer çekimler için burada kapatalım. İleride devam ederiz. Videonun başında bahsettiğim Alper hocamızla beraberiz. Kendisi ben hani hiç mütevazi davranmayın. Çok herkes anlatıyor. Başta Gülün hocam da anlattı. Dedi işte buranın tanınmasına, burayla ilgili yani ülkede ün yapmasına ön ayak olan insanlardan biri diyelim de bari mütevazi olan. Bence kendisi ama biz biri diyelim yine.
Alper hocam teşekkür ederiz öncelikle bu güzel programı ayarladığınız için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz. Geldiniz buraları da ekrana yansıtacaksınız. Valla işte olduğu kadar. Evet evet inşallah Instagram'da daha bir etkili oluyor ama YouTube'da da bakarsınız bir gün. Bu video çok güzel işe yarar. Şimdi Alper hocam buranın az çok olayını anlattık. Hani biz bir yerde konuştuk ama böyle kısa bir özetleyecek olursanız. Hani buraya gelen insanlar neden gelsinler? Şimdi burası Türkiye'deki 4 Longoz ormanı içerisinde bilinen 4 tane subasör özelliğine sahip yani suyun gelgit hareketinin olduğu orman içerisinde örnekler içerisinde en büyüğü. En büyüğü. Suyun baskın yaptığı, yılın 6 ayı ormanın su içinde kaldı. Diğer 6 ayında ise suyun çekildiği yerlerden çimlerin açtığı, çiçeklerin açtığı bir bölgedesin şu anda sen. Bunun haricinde ormanda tabii işte su zengini bir orman oluşuyor. Derelerin binlerce yıldır taşıdığı alüvyonlarla tabanının oluşması buradaki bitki çeşitliliğini, canlı çeşitliliğini artırıyor. Şu anda bu ormanda biz bu zamana kadar 300'e yakın farklı kuş türü tespit ettik mesela. Türkiye'de zaten 500 tane var. Yarısından fazlasını tek bir noktada görebilecekleri bir yer burası. 4 mevsim boyunca kuş türleri değişiyor birbirinden farklı. Kuş gözlemciliği ve kuş fotoğrafçılığı zaten benim de burasıyla tanışmama en büyük sebep olan etken evet, başlıklardan bir tanesi. Çok güzel işler çıkarmışsınız yani. Ama bunun haricinde işte canlı çeşitliliği her anlamda var burada. Bu kadar bitki çeşitliliği fazla olunca birbirinden. Bu tabii bu bölgedeki böceklere, çiçeklere, işte sürüngenlere hepsine etki edince bu her anlamda canlı çeşitliliğini arttırıyor. Mesela burada Şubat gibi su göl soğanları açmaya başlar. Göl soğanları. Ondan sonra çiriş otları açar. Nergisler, zambaklar suyun kenarında envai çeşitli renklerde bataklı bitkiler açar. Ondan sonra sıra karabaş otlarına gelir yaban lavantalarına. Onların biteceğine yakın nilüfer çiçekleri açmaya başlar. Nilüferler ve Haziran'a gelince sezonu. De ıhlamurlar açar. Ama sanki bu sezon biraz daha geçti. Yağmurlar evet, evet şu anda hepsinde bir kayma var aslında evet. Ama sırası bu şekilde. Yani Şubat'tan Haziran'a kadar bir renk cümbüşü var burada. Peki kışın kar yağınca nasıl oluyor? İşte her mevsim aslında güzel burası. Baharda evet. Böyle. Ben o zaman merak ediyorum. Buraya özellikle geleceğim. Evet evet sonbaharda çok güzeldir. O yaprak dökümünde o ağaçların rengarenk yaprakları olduğu dönemde. Ki sonbaharda kuş göçü açısından da biz kuşluk fotoğrafçıları da ayrıyetten burayı evet, severiz. Evet. Burası işte bu canlı çeşitliliğin yanında manzara olarak da özellikle bahar ve sonbaharları en güzel olmak üzere yılın tüm aylarında, tüm mevsimlerinde buraya her gelen insan keyif alır buradan. Ama doğadan keyif alacak insanlar gelsin diyoruz evet, biz buraya. Doğaya zarar vermeyecek. Şimdi bizim mesela burada buraya gelenler için onları bekleyen sebeplerden bir tanesi. Buraya her türlü araçla girebilirler. Fakat yolun bozuk olduğu hep bize gelen şikayet konusu. Belediye de bu konuda çok şikayet geldi ediyor. Geldi mi yol? Evet. Yok o kadar bozuk değil mi? İşte ondan bozuk olduğunu, toz olduğundan bahsediyorlar ama biz bu yolları asfalt ya da parke taş yapamayız. Tabii. Burası doğanın doğal içerisinde bir yer olduğu için. Bu doğallığını koruyarak ve insanların burada sadece aslında gelip görüp gidebilecekleri bir coğrafya burası. En güzel dönemini soracak olursanız da Nisan-Mayıs. Nisan-Mayıs. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Nisan-Mayıs bu sene biraz geçti ama evet. Baharda bir, sonbaharda bir gelin. O renkleri bir görün. Kışın bir gelin karı istedim falan. Evet. Kar yağışını bir hissedin. Ondan sonra artık deniz gibi Mayıs ayında Nisan-Mayıs ayında gelip nilüferlerin tonuna varırsınız. Gelecek için, gelecek olanımız için de kısa 3-4 tane başlığım olacak onlara. Buraya geldikleri zaman kayık turu bir kere buranın olmazsa olmazı. Evet. Kayık turu da Temmuz'un ortalarına itibaren riske giriyor artık sular çekildiği için. Hı-hı. Ormanın içerisinde kayıkla, subasan ormanın içerisinde kayıkla gezmek buradaki bence en önemli aktivite. Evet. Kayık turunun hemen karşısında bu şu anda içinde bulunduğumuz Afrika evlerinin olduğu, yine yerel halkın işlettiği, yerel ürünlerle birlikte bu bölgedeki temel ihtiyaçları giderecek ama makul seviyede ormana zarar vermeden faaliyet gösteren bir işletme burası aynı zamanda. İçerisinde tavuklar, hayvanlar, inekler, koyunlar, keçiler. Ya anlattığı şeyleri bu arada tatbik ediyoruz. Gerçekten yani, doğru. Ki burası bu arada doğal bir mera gibidir de aynı zamanda ve büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ormanda her yerde rastgele kendi tabii başlarına gezerken yıl boyu böyle hür dolaştıkları bir yerdir burası. Bu iki aktivite var. Kuş gözlem kulesinden kuş bakabilirler. Denizle gölün birleştiği nokta var. Yine göle çok yakın olan bir nokta var. Buralarda keyifli bir gözlem yapabilirler, doğa gözlemi yapabilirler. Çiçek zamanı işte o Mayıs aylarında, bahar aylarında gelirlerse renk cümbüşü, koku cümbüşü zaten o da başlı başına bir etkendir burada. Burası da sahil kenarı bir yer olduğu için de çıkışta burada bir yerlerde de Yeniköy'de bir yerlerde balık yiyip giderlerse unutulmaz bir gün olur onlar evet, için. Sonra da bir göl yazıya uğrarlar falan filan derken hatta iki günlük bir rota çıkar. Ben burası için söylüyorum. Tabii siz burası için söylüyorsunuz yakında. Hani bazen böyle mesela bizim gibi insanlar hani İstanbul'a geleyim bir de Bursa'ya gideyim falan diyorlarsa bir günde buraya ayırmaları güzel olur. 2 saat mesela. 2 saat evet. Çok büyük bir alternatif bu bölge için yani. Doğrudur hocam. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten benim için çok güzel bir deneyim oldu. 3 gün içerisinde evet. 1 hafta içerisinde önce denize çevir, nilüfer geliş sonra burası. Doğaya doyduk. İnşallah size biz Antep'te ağırlarız. İnşallah. Beklerim Antep'e. İnşallah. Şimdi bakalım bir sonraki mekan neresi olacak? Şimdi arkadaşlar az önce anlattığım yerlerin dışında da burada çok güzel böyle bir Afrika köyü temalı bir çay bahçesi de var. Burası tamamen yerel işletmeciler. Destek olmak da adına lütfen buraya gelip yiyip içebilirsiniz. Doğayı tamamen koruyorlar ve çok güzel de öyle hizmetleri de var. Çok kibarlar. Burada
Bu gördüğünüz alanda bir plat olarak da kullanılmış. Film çekim alanı olarak da kullanılmış. O yüzden gelip burada böyle Afrika köyü temalı fotoğraflarda çekebilirsiniz. Böyle gezen tavuklar da var. Küçük küçük hayvanlar da var. Bak şurada da bir tane var. Selam. Ne haber? İşte şimdi buradan sonra birkaç yere daha gittikten sonra artık bir sonraki Bursa rotamıza devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada çok ilginç bir hayvanın da yaşam alanı. Bu gördüğünüz tabiri caizse bob böceği. Gübre böceği de diyorlar biraz daha. Hani ne hocam? Gübre böceği de diyorlar. Gübre böceği şey ama bizim bildiğimiz bok böceği. Bok böceği evet. Literatürde de bok böceği diye geçiyor aslında. Peki niye burada Alper hocam? Şimdi burada salma hayvancılık yapılıyor demiştim ya. O hayvanların dışkılarını böyle top haline getiriyorlar. İçerisinde yumurtasını bırakıyor ve onu gömeceği alana doğru böyle sürüklüyor bu şekilde. Diğeri niye öyle yuvarlanıyor? Yapışmış onlar. Bir boka sahip çıkamıyorlar onlar. Böyle paylaşıp duruyorlar ikisi. Boktan bir kavganın içindeler ya da öyle söyleyeyim. Bunu böyle götürecekler. İçgüdüsü olarak ikisi birden aynı şeye sahiplenmiş durumda. Aslında ikisi farklı. İkisi de muhtemelen yumurtası içinde olduğu için ya da olduğunu sandığı için öyle yapıyor. Toprak altına gömecek sonra bunu. Arabanıza güvenmiyorsanız gelmeyin kardeş. Evet şu an gördüğünüz gibi battık. Eski Karaağaç köyünden herkese merhaba arkadaşlar. Bursa'da gezecek yerler, duraklarımıza burayı da ekliyoruz. Burası Avrupa'nın Türkiye'den temsil edilen tek leylek köyü arkadaşlar. Burayı çoğu insan Adem amcayla Yaren Leyleğin hikayesiyle duymuştur. Bazı filmler ve dizilerde burada çekilmeye başlandı bile. Kasım ayında hatta o aşk hikayesini leylekle bir Adem amcanın hikayesi vizyonda da olacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Burası yine Ulaabat Gölü'nün kıyısında bulunan eski Karaağaç köyü. Oldukça güzel bir köy, şirin bir köy. Böyle bir yarımada gibi gölün içerisinde yerleşik bir köy burası. Geldiğiniz zaman Kuş Gözlem Kulesi'ne çıkabilirsiniz. Buradaki hemen arkamda bulunan şu gördüğünüz müzeyi gezebilirsiniz. Kuş Müzesi var. Onun dışında evlerin arasında yürüyüp gölün fotoğraflarını çekebilirsiniz. Özellikle gün batımında aynen Gölyazı Mahallesi gibi burası da oldukça güzel bir yer diyoruz. Ve bir sonraki durağımıza devam ediyoruz. Bu videoda size Gölyazı'yı anlattım, Cumalı Kız'ı anlattım. Tabii bunları ayrı ayrı anlatmadıysam kapanışı toplu olarak yapıyorum arkadaşlar. Benimle kalmaya devam edin. Yeni rotalar gelmeye devam edecek. Yurt içinden ve yurt dışından size pek çok güzelliği anlatacağım. Görüşmek üzere.